Haramidere'de Beylikdüzü'nden arızalanmış otobüs. Otobüs arızalanınca duruyor, aşağı yola iniyor ve o anda artık dalga mı veya uzak mı bilmiyoruz tam o konuyu. Karşıdan gelen otobüs vuruyor ve o anda bayılıyor. Oradan hastaneye kaldırıyorlar. Biz de akşam hastaneye gidince bir iki saat sonra ölüm haberini almış oluyoruz. Akşam alındı diye duyuldum. İki kızı var. Aşağı yukarı bildiğim kadarıyla İETT'de 15 yıl çalışıyor. Ama şoför olarak da tahminim bir 5 yıldır fazla. Eyüp Mahit Tanman benim halamın torunu. Kendisiyle işte son bir hafta önce görüştüm. Bu işlerin zor olduğunu söylemişti bana. İşte bana dayı derdi. Yani halamın torunu olduğu için sürekli bana hacı dayı derdi. Yani normalde frene bastığım zaman 250 ton gibi bir ağırlık söz konusu. Ondan dolayı her an kaza yapabilirim hacı dayı demişti bir hafta önce. Hakkını helal et falan demişti. Ya böyle bir zor tarafı varsa ben bu işi bırak yeğenim demiştim. Ya girdim bir sefer bu işin içerisine. Sonuçta geçimimi de buradan karşılıyorum. Çıkmam da biraz zor olacak demişti. İşte İstanbul'da öz akrabası olarak ben dayısının oğluyum. Sürekli görüşürdük. En son bir hafta önce görüştük işte. Çok ani ölümü beni çok etkiledi. Derinden etkilendik. Allah mekanı cennet eylesin. İki tane küçük çocuğu var. İki tane küçük kızı var. Bunların en önemli şeyi ailesinin, çocuklarının, hanımının mağdur edilmemesi en güzel tarafı. Hanımı da rahatsız, şeker hastası. Çocuklarımın eğitimi benim için öncelik demişti. Bizim bundan sonraki, bu saatten sonraki yapabileceğimiz en güzel şey iki tane kız çocuğunu en güzel şekilde okutmak. Takdir-i ilahi böyleymiş. Ama en son söylediği kelime beynimde bir sanki çivi çakmış gibi bir hal, hiç beynimden silinmeyecek şekilde ağır ve zor demişti. Bırak yeğenim demişti ama olmadı. Takdir-i ilahi böyleymiş.